Yani önce siyasetin normalleşmesi lazım. Eğer bir ülkenin normalleşmesini istiyorsa önce siyaset normalleşecek. Dolayısıyla yani siyasetin bizim her gün hayatımızın merkezinde yer alması gerekmiyor. Yani bakarsanız bizim haberlerin temel odağı hep siyasetçiler onu dedi, bunu dedi, şunu yaptı, böyle oldu. Zaten siyaset dilimizde maalesef nezaketten uzak bir dil. Ötekileştiren, kutuplaştıran bir dil. Bu siyaset dilinde de zaten insanlar dinlediğinde geriliyor. Strese giriyor. Şimdi böyle bir ortam sürdürülebilir olabilir mi toplumsal açıdan? Toplumsal huzur ve barış açısından. Şimdi, yani dolayısıyla bizim şu an geldiğimiz noktanın da tekrar bir normalleşmeye ihtiyacı var. Hem siyaset dili açısından hem siyasetin bizlerin hayatında, insanların hayatında, toplum hayatında oynadığı rol açısından normalleşmesi lazım. Yani özetle tabii bu arada asıl şunu söylemeyi unuttum. Bizim hukuk reformlarından, demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden uzaklaşmamızın temel sebebi de Avrupa Birliği olan ilişkilerimizdir. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz zayıfladıkça ve Avrupa Birliği'ni artık çok dikkate almadıkça maalesef daha demokrasiden uzaklaştık, daha özgürlükten uzaklaştık. Adalet sistemimiz işlemiyor, hukuk maalesef işlemiyor. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Yani Avrupa Birliği bizim için çok şey ifade ediyordu. Maalesef o çok şey ifade eden Avrupa Birliği'ni bir kenara attık. Batı düşmanlığına dayanan bir siyaset tarzı var. Ya Batı hep kötü. Böyle ama ne hikmetse Özlem Hanım bu kötü Batı'ya, bütün insanlar da Batı'ya gitmek istiyor. Yani her ülkede bakarsanız Doğu'ya gitmek isteyen hiç kimse yok. Hep Batı'ya gitmek istiyorlar. Ama bu Batı hep kötü oluyor. İnsanlar yani hep kötüye mi gitmek istiyor? Bu Batı düşmanlığı yapıyoruz ama kendi insanımız da Batı'ya gitmek için can atıyor. Yani çok ilginç şeyler ve tezatlıklar da yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de hakikaten söylemlerin değişmesi lazım. Siyaset tarzının değişmesi lazım. Ben o yüzden biz Deva Partisi olarak ben hep şunu söylüyorum. Biz aslında diğer siyasi partilere alternatif olarak çıkmadık. Aslında biz siyaset düzenine alternatif olarak çıktık. Siyasetin diline alternatif olarak çıktık. Ya bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Peki. Yani bizim kullandığımız siyasi dile baktığınızda çok farklı bir siyasi dilimiz var. Ve biz hakikaten siyaseti kendimize hizmet olarak değil, biz toplum hizmet olarak görüyoruz siyaseti. Ve siyasetin bugünkü siyasi partilerin kendi işleyişlerinden, meclisteki yani milletvekili seçimlerinden, meclisteki işleyişinden üst düzüne kadar aslında biz hepsinin değişmesini düşünüyoruz. Ve bunlara ilişkin programımıza da açık ifadelerimiz var, net ifadelerimiz var. Bunlara ilişkin detaylı çalışmalarımızı da yapıyoruz. Biz dolayısıyla biz aslında siyasi düzene karşı çıkan, mevcut siyasi düzene karşı çıkan bir partiyiz. Peki, o bıraktığınız yerden sorayım. Bu arada bir konuğum daha katıldı bize. Erkin Şahinoz, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Bir trafik macerası içinde geçtiniz. Çeviriler geldi. Epey çeviriler oyaladı. Epey, evet, korona tedbirleri biliyorum. Biraz istirahat edin, bir soluklanın. Biz bir olaydemirle sohbetimize devam edelim. Bütün bu anlattığınız siyasi iklim, kutuplaştıran, geren, her şeye tek başına karar veren, kamunun omurgasını yıkan siyasi iklimin ekonomideki sonuçları ne oldu? Yani bütün bu anlattığınız siyasi iklimin bugün geldiğimiz bu yoksulluk ve yolsuzluk tablosuyla bir ilişkisi var mı? Var tabii. Birebir ilişkisi var. Çünkü ben hep konuşmalarımda söylediğim bir şey daha var Özlem Hanım. Biz aslında 2010-11'den sonra çok hızlı bir şekilde kurumları da tükettik. Kurumları da yerle bir ettik. Ve kurumsallaşmayı ortadan kaldırdı. Dolayısıyla ben şöyle söylüyorum. Aslında bir devletin çöküşünü canlı olarak seyrediyoruz biz. Eğer kurumlar çöküyorsa, kurumlar işlemiyorsa devletin de işlemesi mümkün değil. Eğer devlette çarklar dönmüyorsa o zaman ekonominin de iyi olması asla mümkün değil. Yani biz bu her şeyin çok iyi olacağını söylenen başkanlık sisteminden sonra iyi olan hiçbir şey gördünüz mü? Yani enflasyon daha mı iyi oldu? Döviz kuru daha mı iyi oldu? İşsizlik daha mı iyi oldu? Büyüme daha mı yüksek oldu? Geldiğimiz büyüme bakarsanız geçen yıl daha 0.9 büyüdük. Ondan önce 2.8-3 büyüdük. Ya bizim ortalama büyümemiz, potansiyel büyümemiz %5 civarındadır. Yani bu sistemle birlikte yarısını bile gerçekleştiremedik biz. Yarısını bile gerçekleştiremiyoruz. Dolayısıyla bu sistemin hem yönetimsel açıdan ülkedeki hem de ekonomik
gelişmişlik ve ekonomik veriler açısından bize herhangi bir şey katmamıştır. Geriye gitmişizdir. Özlem Hanım, milli gelirimiz 12.500 dolardan şu anda bu yıl muhtemelen 8.200 dolarlar civarına düşecek. Yani ne demek biliyor musunuz? Biz 2006-2007'ye geri gidiyoruz. Yani biz 14-15 yıl geriye gidiyoruz. Biz orta gelir düzeyinden, orta gelir tuzağından çıkmak üzereyken biz şimdi, yani bırakın orta gelir tuzağı, neredeyse düşük gelirli ülkeler seviyesine düşmeye başladık biz. O hale geldik. Dünya ekonomisinde 16. biz ilk şeye 10'a gireceğiz diye planlar yaptık 2023 için. Şu anda biz 19. ülke olduk. Belki de 20. ülkeye sıra gerileyeceğiz. Yani 500 milyar dolar ihracat diye çıktık 2023'te. 200 milyar dolara bulamadık. Yani size şimdi tabii çok teknik konulara girmek istemiyorum. Bir sürü veriye boğmak istemiyorum programınızı ama yani hangi veriye bakarsanız bakın bir tane iyileşme göremezsiniz siz. Dolayısıyla bu sistemin aslında ülkeye ve ekonomiye getirdiği hiçbir katkı olmamıştır. Olamaz da yani işin tabiatına ayrı, doğasına aykırı bir şey. Yani her şeyi bir kişinin karar verdiği bir sistemde kararların doğru olmasını nasıl beklersiniz ya? Böyle bir şey yok yani. Bakanlar, kurumların, bakanların, bakanlıkların politika belirleme yetkisi yok. Politika belirleme yetkisi olmayan bir bakanlık ne yapar ya? Politikayı kim belirliyor? Cumhurbaşkanlığı da belirleniyor. Kim belirliyor burada peki? Belirleyenler kim? Bunu biliyor musunuz? Soruyorum size. Mesela o zaman megasteci olur. Soruyorum. Biliyor musunuz politikaları kim belirliyor? Bilmiyoruz. Yok. Evet, kimse de bilmiyor zaten. Bir bakıyorsunuz bir sabah bir imza, şu değişti, bu değişti. Şöyle oldu, böyle oldu. Kimsenin hiçbirinden haberi yok ki. Yani şeffaf yönetim yok, hesap verebilir bir yönetim yok, rasyonel kararlar alınmıyor. Yani bunu her alanda size örnekleyebilirim yani. En son işte Sağlık Bakanlığı'nın verileri açtı. O kadar bu veriler yanlış dendi, değil mi? Yani bir sürü sivil toplum kuruluşu, tabipler birliği, bir sürü belediyeler, belediye başkanları, bir sürü kamu görevlileri bağırdı, o kadar söylediler bu veriler yanlış, doğru değil. Ne oldu şimdi geldiğimiz noktada? Başka bir ülkede olsa Sağlık Bakanı istifa eder. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Siz verileri açıklıyorsunuz 3.000-5.000 vaka diye, ertesi gün açıklıyorsunuz 30.000 vaka. Neymiş? Biz işte semptom göstermeyen hastaları yazdık. Ya semptom göstermeyen birisi gidip de test yapıp da pozitif şey çıkar mı ya? Yani açıklaması bile hakikaten akla ziyan. Ölüm belgesi verisini sağlıyor. Diyor ki burada diyor ölüm belgeleri doğru diyor. Burada diyor işte yazıyor diyor. Ya ölüm belgesi verisinde siz sebebi koronayı yazmazsanız oradan korona çıkmaz. Orada da yalan söylüyor. Orada da şey var. Yani veriler doğru değil. Çünkü ölen hastaları korona diye yazmıyorlar. Bu çok açık net. Koronanın işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıyor. Türkiye'deki 160-170 ölüm var derken 201 ölüm bizde var diyor. Tek İstanbul'da. Yani şimdi neye inanacaksınız, neye güveneceksiniz? Geldiğimiz noktada aslında bir sistem falan değil. Sistemliliğin ta kendisi var. Tam bir sistemsizlik hakim. Buna adına sistem falan denemez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi falan değil bu. Bu Türkiye'de hiçbir şey yönetilmediği adına bir sistem diyebilirsiniz. Ve aslında bence çok sıkıntılı günler yaşıyoruz ve daha da yaşayacağız. Aslında bir devlete güven krizi yaşıyoruz. Şimdi hangi bakanlığın, hangi bakanın yaptığı açıklamaya insanlar güveniyor merak ediyorum. Hangisine? Peki her şeyden tek kişinin yetkili olduğu bir sistemde her şeyin sorumlusu kim? Örneğin büyük bir çöküş yaşıyoruz diyorsunuz. Bu çöküşün... Sorumlu ortada yok ki. Efendim? Sorumlu. Bizim sistem gereği Özlem Hanım, anayasa gereği Cumhurbaşkanlığı sorumlu şeydir. Yetkili ama sorumsuzdur. Cumhurbaşkanı yetkili ama sorumsuz. Bütün yetki orada. Evet, anayasa gereğidir. Bu anayasa hükmüdür. Ona bir şey soramazsınız. Kime soracağız peki Türkiye'nin bu yoksulluk, yolsuzluk tablosu? Kimseye soramayacaksınız. Mecliste soramıyor zaten. Kimse de kimseye bir şey soramıyor. Zaten sorun bu. Evet, soramazsınız. Yani getirilen adına sistem denilen şey budur işte. Peki sizin önerdiğiniz, son 5 dakikam reklama gitmeden önce sizinle bu kuşağı tamamlayıp Ozan ve Erkin Beylerle devam edeyim istiyorum. Bu trafik meselesinde biraz saatlerimiz kaydı ama yani şunu bitireyim istiyorum. Sizin önerdiğiniz sistemde siz liberal bir ekonomik program mı öneriyorsunuz? Daha sosyal demokrat bir yoksulluğa
panzehir olabilecek bir program mı öneriyorsunuz? Yani ekonomi politikalarınızı nasıl şekillendiriyorsunuz? Tabii şöyle, ekonomi politikalarımızı şekillendirmeden önce Özlem Hanım, bizim programda bilmiyorum bakma fırsatınız oldu mu? Okudum tüzüğünüzü, evet. Evet, bizim tüzük değil de parti programı Özlem Hanım, önce hukuk, adalet, demokrasi, insan haklarıyla başlıyoruz. Çünkü bu olmadan ekonomi olmaz. Bu ekonominin olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla biz orada güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Yani bu sistem içinde Özlem Hanım, kimi getirirsiniz getirin. Kim olursa olsun fark etmez. Bu sistem içinde doğru karar alıp doğru politikalar uygulamak mümkün değildir. Bu asla yapılamaz. Dolayısıyla bu sistem içinde iyi bir ekonomi de düzeltme şansımız olmaz. Bu isimlerden ayrı bir şey. Dolayısıyla biz o yüzden önce güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Sonra da güçlü, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme diyoruz. Yani güçlü, yani bunların altını da açabilirim. Ama tabii bu zamanımız sınırlı olduğu için. Dolayısıyla güçlü, sürdürülebilir, kapsayıcı bir büyümenin olabilmesi için de bu sistemin öncelikle değişmesi gerekir. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerekir. Ve bizim öngördüğümüz ekonomik sistemde sürdürülebilir bir büyüme, yani üretim ve ihracata dayalı bir büyüme öngörüyoruz biz. Kapsayıcı bir büyüme öngörüyoruz. Herkesin ekonomiden, artan gelirden eşit bir şekilde yararlanmasını ve istihdam artırılarak yoksulluğun önlenmesini ve insanların rahat bir şekilde iş bulabilecekleri ve hem de böyle çalışan yoksulluğun olmadığı bir sistem öngörüyoruz. Şu anda Ozan Bey de söyledi, asgari ücret açlık sınırının altında. Dolayısıyla çalışan yoksullar artık oluşmaya başladı. Bizim kapsayıcı büyüme dediğimiz modelimizde asla böyle bir şeye olmayacaktır. Biz yani hem çalışacak hem de açlık sınırında olacak. Böyle bir şey olmayacak ve yoksulluğun önleneceği bir sistemdir ki yoksulluğun önlemenin en önemli aracı iki tane yöntemi vardır Özlem Hanım. Birincisi eğitimdir, ikincisi de istihdamdır. İyi bir eğitim vermezseniz ve insanlara çalışacakları düzgün işler oluşturmazsanız yoksulluğu asla önleyemezsiniz. Yoksulluğun önlemenin iki tane temel şartı budur. Sürdürülebilir diyoruz. Burada da aslında güçlü ve sürdürülebilir diyoruz. Büyümenin bir yıl yüksek, bir yıl düşük olduğu bir büyüme değil. Büyümenin verimliliğe de dayandığı bir büyüme olmasını öngörüyoruz. Ve büyümenin normal olarak, düzenli olarak arttığı, zikzak çizmediği, sürekli olarak milli gelirin arttığı bir büyüme modelini öngörüyoruz. Dolayısıyla bizim önerdiğimiz sistemde biz zaten bunu yaptık. Şöyle söyleyeyim Özlem Hanım. Ali Bey, Genel Başkanımız, Ekonomiden Sorumlu Bakan'tı. Ben işte DBD Müsteşarımızı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda bizim Halil İbrahim Çanakçı Bey Hazine Müsteşarı'ydı. Biz bunları yaptık yani. Biz daha önce yaptığımız şeyi yine yaparız ve programda söylediğimiz her şeyi de çok rahat bir şekilde hayata geçirebiliriz. Çünkü biz yeterince bu konuda çok tecrübeli bir ekibiz. Ve ne söylediğimizi ve ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. Dolayısıyla bizim öngördüğümüz ekonomik modelde zaten bu yaşadığımız sorunların birçoğunu zaten modelin kendi içinde, modelin kendisi gereği zaten yaşamamız mümkün değil bizim. Dolayısıyla bizim modelin işlenmesi için de Özlem Hanım, önce hukuk demokrasinin olması gerekiyor. Sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek gerekiyor. Bunlar olmadan hangi modeli yaparsanız yapın başarılı olma şansınız yok. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Birol Aydemir, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye İstatistik Kurumu Eski Başkanı. Sağolunuz. İyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki sefer stüdyoda böyle çok zor oluyor. Ev ortamında Skype ile sesinizde de birkaç kere sıkıntı yaşadık. Bir sözümüz daha var dolayısıyla. Hem size hem bize. Sizi uğurlayalım. Çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun korona ile ilişkili olarak da.